Google Stadia duyurusunun yapıldığı dönemde oyun severleri, oyun sektörünü ve teknoloji dünyasını heyecanlandıran video oyun akış hizmeti. Kimilerine göre konsolları öldürecek, kimilerine göre oyun dünyasının Netflix'i olacak bir servisti kendisi. Ancak çoğu Google hizmeti gibi bu söylenenlerin yanına bile yanaşamadan servis hayatına son verdi. Hizmete sunulduğu dönemden itibaren geçen 3 yıl içerisinde kontak kapatan Google Stadia neden başarısız oldu? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Tarihler 19 Mart 2019 yılını gösteriyordu. İnternet devi Google, San Francisco Oyun Geliştiricileri Fuarında Stadia adını verdikleri yeni oyun akış hizmetini tanıttı. Google Stadia, oyunculara internet erişimi olan her yerden oyun oynama imkanı tanıyan bir akış hizmetiydi. Buna göre oyun konsolu ya da güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız yoktu. Aylık abonelik satın alarak bir telefon, TV, tablet ya da bilgisayar gibi internet erişimi olan herhangi bir ekrandan Stadia hizmetine bağlanıp dilediğiniz gibi oyun oynayabiliyordunuz. Tıpkı film izlemek için bir oynatıcı ile DVD ya da Blu-ray film satın almanıza gerek kalmadığı gibi. Netflix, Disney Plus gibi servislerin sunduğu akış hizmetleri sayesinde artık bir abonelik çerçevesinde istediğimiz filme internet erişimi olan her yerden ulaşabiliyoruz. İşte Stadia'nın sunmaya çalıştığı şey de tam olarak bunun oyun versiyonu oluyordu. Üstelik YouTube entegrasyonu ve yayıncı özellikleriyle farklı bir oyun deneyimi hedefleniyordu. Örneğin bir oyunun oynayış videosunu gördüğünüzde tek bir tıklama ile o oyuna erişip oynamaya başlayabiliyordunuz. Bir yayıncının oynadığı bölümü kendi başınıza oynayabiliyordunuz. Üstelik bunu tek bir cihazdan değil, internete bağlı birçok cihazdan rahatlıkla gerçekleştirebiliyordunuz. Aslında video oyun akış hizmeti ilk kez Google tarafından sunulan bir servis değil. Bunu daha önce Nvidia tarafında GeForce Now, Microsoft tarafında xCloud ve Sony tarafında PlayStation Now isimleriyle duymuştuk ki bu hizmetler hala yayın hayatlarına devam ediyorlar. Son yıllarda video oyun sektöründe akış ve servis hizmetleri ön plana çıktığı için gelecek nesillerde konsolların yerine bu servis ve hizmetleri kullanabileceğimiz tartışılıyor. Bunun ilk adımını Game Pass abonelik hizmetiyle görmüştük. Her ay belli bir ücret ödeyerek belirli sayıdaki oyunları konsol veya bilgisayardan oynayabiliyoruz. Yakın zamanda PlayStation'da PlayStation Plus ismiyle yeni bir abonelik hizmeti başlattı. İşte bu adımlardan sonraki adımın video akış hizmeti olabileceği tahmin ediliyor. Yani aradan konsol ve PC'nin tamamen kalkması durumu. İşte geleceğin oyun deneyimi olarak görülen akış hizmeti Google için de önemli bir yatırım alanı oldu. Stadia duyurusundan sonra insanlar çılgına döndü. Çünkü böyle bir hizmeti yapabilecek altyapıya ve güce sahip tek firma belki de Google. Sonuçta firma internetin en büyüğüydü ve hem arama motoru hem sunucular bakımından neredeyse dünyanın her yerine erişebiliyordu. Artık oyuncular olarak ekstra donanımlara ve oyun konsollarına para harcamamıza gerek kalmayacaktı. İstediğimiz her yerden, istediğimiz her oyuna güçlü bir şekilde yüksek çözünürlükte ulaşmanın keyfini sürecekti. Peki tüm bu düşünülen şeyler neden olmadı? Google Stadia Mart ayında yapılan tanıtımdan 8 ay sonra 19 Kasım 2019 tarihinde hizmete sunuldu. Hizmet ilk etapta Amerika, Kanada ve İngiltere ile birlikte toplamda 14 farklı bölgede erişime açıldı. İlk başta aralarında Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Tomb Raider ve Grid gibi 22 farklı oyun sunan hizmet başlangıç ayı için $130 ücrete sahipti. Çünkü firma size özel bir kumanda ve Chromecast cihazı temin ediyordu. Sonraki dönemde ise aylık $10 ödeme yaparak hizmeti kullanabiliyordunuz. Belirli bir süre için ücretsiz bir paket kullanıcılara sunulmuştu. Öte yandan Google Stadia farklı internet hızlarına göre farklı çözünürlük değerleri de sunuyordu. 10 megabit bağlantı ile 720p, 20 megabit ile Full HD ve 35 megabit ile 4K oyun deneyimi vaat ediliyordu. Google platformu için oyun yatırımları da yapıyordu. 2019 yılında platforma özel oyunlar geliştirilmesi için Stadia Games and Entertainment bölümü kuruldu. İki farklı bölgede stüdyo açıldı ve Typhoon Studio satın alınarak Stadia için çalıştırılmaya başlandı. Öyle ki platform için planlanan en az 5 farklı özel yapım oyun geliştiriliyordu. Tüm bu gelişmeler Google'ın Stadia için güçlü bir stratejisi olduğu hissini uyandırsa da yolunda gitmeyen bazı şeyler vardı. Google Stadia teknoloji olarak iyi bir hizmet kalitesi sunuyordu. Mevcut sunucu gücü ve akış hizmeti gerçekten düşük gecikmeli ve iyi görünen oyun deneyimi yaşatıyordu. Elbette %100 kaliteli denilebilecek bir performans sunulmuyordu ancak rakiplerle kıyaslandığında Stadia akış tarafında iyi bir performans veriyordu. Ancak teknoloji her ne kadar gelişmiş ve iyi olsa da yürütülen stratejiler platformu üvey evlata çevirdi. 2021 yılında Google, 2 yıl önce kurduğu Stadia Games and Entertainment bölümünü ve satın aldığı stüdyoları kapattı. Böylelikle özel oyun projeleri de iptal edilmiş oldu. Şok etkisi yapan bu hamle, Stadia'nın yakın zamanda kapanacağı sinyallerini vermiş olsa da şirket, üçüncü taraf oyun geliştiriciler için daha fazla hizmet sunmak istediklerini açıkladı ve bu durumun strateji değişikliği olduğunu belirtti. Fakat durum tam olarak böyle değildi. Stadia kullanıcı tarafında büyümüyordu ve bu büyümemenin sebebi olarak bir değil birden fazla unsur vardı. Stadia, dünyanın en büyük markalarından olan Google'ın
ürünüydü. Ancak Google kendisine yakışır bir PR çalışması ve tanıtım lansmanı gerçekleştiremedi. Hizmet olarak Stadia dikkat çekiciydi ancak ekstra olarak herhangi bir şey sunmuyordu. Örneğin PlayStation ilk çıkışında üçüncü taraf oyunlara imkan sundu. Xbox çevrim içi oyun modeliyle kendisini gösterdi. Valve Steam uygulamasını Half-Life 2 gereksinimi olarak sundu ve platformunu büyüttü. Aynı şekilde Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar dağıttı ve geliştiricilere daha fazla kar payı bıraktı. Tüm bu firmalar sundukları hizmet için gerek oyunculara gerek ortaklara ekstra kazançlar sundu. Ancak Google için olay sadece hizmet lansmanı olarak kaldı. Dolayısıyla Stadia adı pazarlama tarafında ulaşabileceğinden daha az kitleye ulaştı. Diğer taraftan Google Stadia her ne kadar oyun akış hizmeti olsa da çalışma mantığı diğer hizmetlerden farklıydı. Şöyle ki Stadia'ya ödediğiniz aylık $10 içerisinde sadece bir adet oyun ki o da bağımsız türde ücretsiz olarak oynanabiliyordu. Kütüphanede bulunan Red Dead 2, Assassin's Creed Odyssey gibi oyunları oynamak için o oyunları Stadia üzerinden tekrar satın almanız gerekiyordu. Yani Stadia için aylık $10, Red Dead Redemption için ekstra $60 daha ödemeniz gerekiyor. Bu hizmet mantığı oyuncular tarafından eleştirildi. Çünkü diğer servis sağlayıcılarında örneğin Nvidia GeForce Now hizmetinde Steam kütüphanenizde bulunan oyunları sadece GeForce Now ücreti ödeyerek istediğiniz gibi oynayabiliyordunuz. Kaldı ki Stadia'nın açılışında sunduğu bu büyük yapım oyunlar zaten oyun severler tarafından satın alınmış ve oynanmaya başlanmış oyunlardı. Dolayısıyla bir oyuncu herhangi bir oyuna zaten sahipse ve bir hizmet bu oyunu ona buluttan oynatma vaadinde bulunuyorsa neden ekstra olarak o platformda sahip olduğu oyun için harcama yapsın ki yapmadı da. Öte yandan Stadia'nın kendine has bir oyun kütüphanesi de yoktu. God of War, Forza gibi PlayStation ve Xbox platformlarıyla özdeşleşen orijinal oyunlar Stadia için çok uzak örneklerdi. Dolayısıyla Stadia'yı oyun tarafında diğerlerinden ayıran dikkat çekici yapımlar bulunmuyordu. Oyun geliştiriciler için de Stadia pek heveslenilebilecek bir ortam değildi. Stadia diğer hizmet ve donanımlardan farklı olarak Linux tabanlı bir altyapıya sahipti. Dolayısıyla geliştirme süreci için ekstra iş gücü ve maliyet gerekiyordu. Her ne kadar Google büyükbaş geliştiricilere milyon dolarlar ödeyerek teşvik sunsa da daha ufak ve bağımsız geliştiriciler için yeterli düzeyde destek sunmuyordu. Haliyle geliştiriciler için Stadia en son düşünülen alan oluyordu. Stadia'yı başarısızlığa götüren bir diğer etmen görünmeyen donanım yani internet erişimiydi. Yapısı gereği Stadia iyi bir internet bağlantısı gerekiyordu. Tabii ki internet erişimi herkes için yeterli düzeyde değildi. Dolayısıyla hizmet iyi internet erişimine sahip çok sınırlı bir kitleye hitap ediyordu. Ayrıca Stadia'nın çok güçlü rakipleri vardı. Game Pass destekli xCloud, PlayStation Plus destekli PlayStation Now ve Steam destekli GeForce Now daha düşük maliyetle benzer bir hizmet deneyimi sunuyordu. Üstelik bu firmaların kendilerine ait bir donanımları ve oyun sektöründe ciddi bir pazar payları vardı. Haliyle Stadia için bu pazardan pay alabilmek çok zordu ve bu zorluğa göğüs geremeyen Google Stadia'nın fişini çekti. Tarihler 29 Eylül 2022 gösterirken Google bir blog duyurusunda video oyun akış hizmeti Stadia'nın kapatılacağını duyurdu. Kapatmanın sebebi olarak yeterli sayıda kullanıcıya ulaşılamaması gösterildi. Hizmet için yapılan ödemeleri iade edileceğini de belirten firma, bu alandaki çalışmaları gelecekte daha uyumlu ortak ve teknolojilerle tekrar değerlendireceğini belirtti. Hizmet verdiği 3 yıl kadar bir sürede Stadia, 23 ülkede 278 oyunla 750 bin kullanıcıya video oyun akış deneyimi sundu. Tüm bu hizmet için ise harcanan para bilinmezken, kapatma nedeniyle kullanıcılara ödenecek olan iade bedellerinin 100 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor. İşte büyük heveslerle geliştirilen Stadia'nın başarısızlık hikayesi. Stadia ile birlikte toplamda 280 adet ürün ya da hizmeti Google mezarlığına gömen Google bu alandaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kim bilir sırada hangi ürün hangi şekilde Google mezarlığına dahil olacak. Evet, bir başaramayanlar videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve katılarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.